Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlulukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 10. sözden Nam-ı Diyarlı Haşir Risalesi'nden devam ediyoruz. Haşir Risalesi'nde de 8. hakikate kadar geldik. 8. hakikat söz basıma göre 122. sayfada. Söz basımın Sözler Risalesi'nin yani sayfa altı sözlüklü bu külliyatın 122. sayfasında. Buranın mizampajına göre. 8. hakikat şöyle bir cümleyle başlıyor. Babı vaat ve vaittir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Bir daha okuyayım. Babı vaat ve vaittir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Cemil, Celil bunlar artık şimdiye kadar yaptığımız okumalardan muhtemelen aşina olduğunuz kelimeler. Eğer Risale-i Nur'la ve bu kelimelerle bu okumalarla tanışmışsanız, yok eğer zaten evveliyatınız varsa daha mübarek, daha güzel. Bu kelimeleri zaten biliyorsunuzdur. Cemil, güzellik demek. Cenab-ı Hakk'ın esmasından birisi. Onun her şeyi güzel yarattığını, güzelliğinden yarattığını ifade eden bir kelime. Celil ise celalini ifade ediyor. Yani Cenab-ı Hak hem güzel hem haşmetli. Biz biliyoruz ki Esma-ül Hüsna'sı da celali isimler ve cemali isimler olmak üzere İki başlık altında tasnif ediliyor. Ha şunu söyleyebiliriz. Elbette celali isimlerin cemale, cemali isimlerin celale bakan yanları da var. Elbette hepsi aynı zatın isimleri, Esma-ül Hüsna'sı olmakla birbirine bakar yönleri zaten bulunması lazım. Bunlar haşa sümme haşa ayrı ayrı ilahların isimleri değil. Hepsi aynı güzel Allah'ımızın isimleri. Ancak bu Esma-ül Hüsna tasnifi, İşte farklı farklı isimlendirmeler bize bir kolaylık sağlıyor. Yani Esma-ül Hüsna diye bir şey neden var diye kendimize sorarsak bunun cevabını Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla alırız. Yani o kereminden, fazlından, yüceliğinden sınırlı olan insana kendisini esmalarıyla bildirmiş. Her birinin eşiğinden onun bir veçhine, bir yönüne bakabiliyoruz. Potansiyelimiz miktarınca, gayretimiz miktarınca. Kendimizi açabildiğimiz mesai sarfımız miktarınca bunlar mümkün olabiliyor. Ama bu demek değildir ki Cenab-ı Hak haşa haşa parçalara ayrılmış. Böyle bir şey kesinlikle kafamızdan geçirmeyelim. Esma hep birbirine bakan yönlü zaten. Yani birisinin peşine düştüğünüz zaman Üstad Hazretleri öyle söylüyor. Evvel emilde 20 tane esmayı bulursunuz hemen. İşte rahmet diyorsunuz ardından kerem geliyor zaten. Çünkü rahmet nasıl gözüküyor kainatta? Keremle. Sadece keremle mi? Rububiyetle de gözüküyor. Rahmetin bir veçi ikram olunacaklara ikram etmekse bir kısmı da cezalandırılması gerekenlere ceza vermek. Çünkü böylece mazlumlar zalimlere karşı korunmuş oluyorlar. Bakın nasıl cemalden celale bir geçiş oldu daha rahmete bakarken. Bunun gibi daha birçok böyle pratik tefekkürü, Esma arasında geçişli tefekkürü Risale-i Nur'da görebilirsiniz. Siz de bu yeteneği bu külliyata aşina olmakla kazanabilirsiniz ki Kur'an-ı Hakim de zaten bize bunu ders veriyor. Sünnet-i Resulullah'ta da birçok hadis var ki Cenab-ı Hakk'ın esmasını bize haber veriyor. Onların da ardına doğru böyle bir aklınızla uzandığınızda aynı geçişkenliği anlayabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Burada Üstad Hazretleri Cenab-ı Hakk'ın vaat ve vaid oluşu, yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu, Cenab-ı Hakk'ın sadıkul vaad oluşu, vaadine sadık oluşu dediğini yapması haşa bir eksiklik, bir noksaniyet, bir ne diyelim kusur anlamına gelen sözünden dönmek gibi bir şeyin Allah'ta haşa bulunamayacağını, önce bunu bir hedef tahtasına koyuyor, daha doğrusu namlumuzu buna göre ayarlıyor, gezgiz arpacık neydi o ya hatırlayamadık şimdi. Onu böyle bir hizalıyor. Bak göreceğimiz bu. Yani biz bu bahiste
Cenab-ı Hakk'ın vaadini yerine getirmesi hakikatini inceleyeceğiz. Oradan da Cenab-ı Hakk'ın iki ismine uzanacağız. Nedir onlar? İsmi Cemil ve Celil. Yani Celal sahibi oluşuyla Cemal sahibi oluşu arasında bu sözünü tutmayla bir bağ varmış. Allah Allah, nasıl bir bağ acaba? İşte bunu da bu bahiste okuyacağız 8. hakikatte. Fakat 8. hakikate başlamadan önce yine en başımıza bir dönüyoruz. Haşir Risalesi neyle başlıyordu? Hangi güzel adımlarla, hangi mübarek bidayetle bizi Haşir akidesini anlamaya davet ediyordu? Ona bir bakacağız. Evet, 10. söz Haşir bahsi. 2 ayeti kerimeyle başlıyor. 1. ayet Bismillahirrahmanirrahim. 2. ayet ise Rum suresinin 50. ayeti. Rum suresinin 50. ayeti. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki aklımızda çakılı kalsın inşallah. Önce benim. Çünkü ben de size ders yaparken bir taraftan bunları öğreniyorum. Size anlatırken bana da anlatılmış oluyor. Tabiri caizse sizin bereketinizi ben de görüyorum yani. Cenab-ı Hak bir surede, galiba Alak suresinde buyuruyor ki, galiba Alak suresiydi, yanlış olmasın, insana kalemle öğretti diyor mesela. Hani bunun çok tefsiri var. Bir veçini şöyle düşünelim. Ya birisine bir şeyi yazarken, anlatırken aslında onunla siz de öğreniyorsunuz. Yani yazmak veya anlatmak da buna katılabilir. O kalemle, bu kelamla öğretmek manasına geliyor. Anlattığınız da sizde nakş olunuyor. Bir bereket oluyor yani anlatmakta. Mesela Üstad Hazretleri Risale-i Nur'u o ilk dönemlerde el yazısıyla çoğaltmayı bir ibadet olarak tarif ettiğinde, o ibadetlerden bir türünü de talebelerinin sorusu üzerine kalemle ilim tahsil etmek olarak tarif ediyor. Kalemle ilim tahsil etmek. Nasıl oldu bu? Külliyatı kendisine yazarken, atıyorum mesela Haşir Risalesini bir abi kendisine yazıyor. Yazarken oradan okuyorsun, buraya yazıyorsun. Oradan okuyorsun, buraya yazıyorsun. Bir süre o senin kafanda tutuluyor zaten o metni aktarılana kadar. Ve duruyorsun, konaklıyorsun. Yazmak öyle hızlıca gazete okur gibi olmuyor. Yazmak dediğin zaman işin içinde biraz böyle kalmak var üzerinde. Orada onu kendine de derc etmiş oluyorsun. Bir de mesela şöyle düşünün, o risaledeki hakikatleri birisine yazıyla anlatıyorsunuz, makale yazıyorsunuz, işte atıyorum kitap yazıyorsunuz, deneme yazıyorsunuz, şiir yazıyorsunuz. Bak, o bilgi sende işlenecek ki oradan akabilsin, senin kalıbına dökülüp akabilsin. Bak ne oldu gene? Yazmak yine öğretti. Kimi öğretti? Önce yazana öğretti. Anlatmak kimi öğretti? Önce anlatana öğretti. Elhamdülillah Cenab-ı Hak böylesi güzel amellerin içine ücretini hemen koymuş. Ben de size anlatırken çapım yettiğince, gücüm yettiğince, dilim döndüğünce Cenab-ı Hak önce bana veriyor. Al bakalım Ahmet, sen bu işe, bu güzel işe niyet ettin. İnşallah ihlaslısındır. Kendime diyorum yani bunu. İnşallah ihlaslıyımdır. Cenab-ı Hak elbette biliyor benim ihlaslı olup olmadığımı. İnşallah ihlaslıyımdır. Diyor ki yani bu işe niyet ettin, bunun mükafatını al bakalım. Nedir? Sen de öğren. İşte ben de öğreniyorum mesela. Rum suresinin 50. ayeti tekrar ede ede size içimde, kalbimde, aklımda kalmaya başladı elhamdülillah. Haşir Risalesinin başındaki ayet nedir diye sorulsa derim ki iki ayet var. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim, diğerisi Rum suresinin 50. ayeti. O ayet nasıl? Estağfirullah. Fenzur ila asar rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtihe. İnne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Kısa bir meali ne şekilde bu ayetin? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor. Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Daha meal düzeyinde, bu düşük düzeyde, ayet-i kerimenin mana katmanlarıyla muhatap olduğumuzda dahi görüyoruz ki, baharda haşrin vukuuna büyük bir delil var. Ne yönüyle? İki yönle. Rahmet ve kudret yönüyle. Nasıl anlamak lazım? Cenab-ı Hakk'ın bir rahmet eseri olarak varlığı tekrar tekrar vücuda getirmesi, gidenleri geri döndürmesi, tekrar ikramlara mazhar kılması gösteriyor ki onun rahmeti varlığı kışında bırakmaya el vermiyor. Acıyor. Öyle düşünelim. Yani
insan için deriz ya, gönlü el vermedi orada işte yapmaya, şöyle yapmaya, böyle yapmaya, işte aç bırakmaya, kapıda bırakmaya, şuna buna gönlü el vermedi gibi ifadeler kullanırız. İşte küs kalmaya gönlü el vermedi deriz mesela işte. Gibi gibi la teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın da rahmeti el vermiyor varlık kışında kalsın, karanlığında kalsın, yokluğunda kalsın. Onu varlığa çağırıyor tekrar ikramda bulunmak üzere. İşte bahar bunun çok külliyetli bir delili, şahidi, aynası. Ve bunu yapan rahmet yine iktiza eder ki kainatın kıymetlisi, değerlisi, sanatlısı olan insan da kendi kışında, karanlığında kalmasın. Onları getiren rahmet insana da tekrar varlığa getirsin. Ve yine kudret penceresinden bakınca görüyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın bir on yüz değil, yüz bin, bir milyon, trilyon tane türü bir baharda tekrar varlığa çağıran kudreti, birkaç gün zarfında aynı toprak üzerinde onları karıştırmadan var eden kudreti yine el verir ki, imkan verir ki, o acize düşmez ki insan türü de tekrar varlığa dönmesin, tekrar varlığa çağrılmasın. Çünkü onlar o kadar sayıda tür, insan bir tane tür yani. Dönüştürülmeyecek ne zorluğu olabilir onu başaranın karşısında? Gibi gibi. Bunları konuşmuştuk. Daha fazla uzatmayayım. Her risalenin, her dersin başında da, yani Haşr Risalesini konuştuğumuz her dersin başında da, belki unuttuğumuz bazıları vardır, emin değilim. Bu hakikate dikkat çekmeye çalıştık. Biz bu ayetin şu an gölgesinde geziyoruz. Bu ayetin ve daha pek çok ayetin. Ama bu ayet bizim eşiğimiz, giriş kapımız, elhamdülillah bidayetimiz, ilk ders verenimiz. O dersin altında kendi gölgemizde tefekkürümüzü sürdürüyoruz. Ve şurada bir cümle var mesela bizim burada yaptığımız işi anlatan. Ahir zamanda seküler eğitimin ne diyelim tezgahlarında yetişmiş, materyalist bir bakış açısıyla dünyaya bakmaya alışmış. Bizim gibi çocukların, gariplerin bu risaleleri okumakla ne elde ettiğini şu cümle bize söylüyor sanki. Sen anlaşılıyor ki bir parça Frengi'yi okumuşsun, bu İslam yazılarını okuyamıyorsun. Hem de bilenden sormuyorsun, işte gel en büyük fermanı sana okuyacağım. İşte biz bu İslam yazılarının ne anlattığını bugün bu risaleden ders alacağız inşallah. Ve alıyorduk da zaten. Bu arada makam geldi, o konuya da bir değineyim. Bismillah. Hatırlarsınız benim gibi yaşı müsait olanlar, ben o zamanlar lise çağındaydım. 28 Şubat sürecinde şeriat kelimesinin nasıl sekülerler, kemalistler, solcular tarafından böyle çok kirih, çok korkulacak bir şey, sanki Çin işkencesinin diğer adıymış gibi kullandıklarını yaşı benimle eşit olanlar veya benden büyük olanlar hatırlayacaklardır. İşte bugün de mesela Afganistan'da Taliban Amerika'yı oradan dehdehleyince böyle bir istimal, böyle bir kullanım tekrar sahaya çıkmaya başladı arkadaşlar. Buna karşı dikkatli olalım. Neden dikkatli olalım? Çünkü şeriat aslında din demektir, İslam demektir. Yani birebir karşılığıdır. Bakın eski metinlere, şeriat-ı ilahiye dendiği zaman İslam anlaşılır. Hatta şöyle diyelim, iki şeriat vardır. Biri kevni şeriattır, işte kainattaki yasalardır. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kevni kanunlardır. Diğeri de şeriat-ı kelamisidir. O da işte İslam'dır yani. Bizim hayatımızdaki helaller haramlardır. İslam hukuku da bunun bir parçasıdır elbette, müeyyideleriyle veya mükafatlarıyla. Şimdi bu arkadaşlar sanki böyle şeriat şeymiş gibi, böyle adam kesmek, mezbanada çalışmak, işkence etmek, böyle zulmetmek, karanlık, istibdat falan bununla eşitleyerek bize böyle bir kendi dinimize karşı soğukluk, korku aşılamaya çalışıyorlar. Bak diyorlar işte Taliban geldi, Afganistan'ı ele geçirdi, kadınlar şöyle olacak, böyle olacak. Bunlar tamamen bizi işte kendi özümüzden, aslanı yatağından, pençesinden, dişinden korkutmak arkadaşlar. Böyle yapa yapa bizi işte mum etmişler. Kendi yumurtasında küskün civcivler olmuşuz yani. Adama diyorsun işte tarihte şöyle böyle, adam kendi tarihinden tiksiniyor. Yahu senin geçmişin bu. Hani niye utanıyorsun, niye sıkılıyorsun, neden o kadar şanlı bir maziye rağmen bu kadar eziklik hissediyorsun? Bunlar tamamen algı operasyonlarıyla, vurgunun azı çoğa, yanlışı doğruya galip etmesiyle olan şeyler. Buna karşı uyanık olalım.
Bize frengi okutuyorlar arkadaşlar buradaki ifadesiyle. Biz artık bu frengi taliminden İslam yazılarını okuyamaz oluyoruz. Latin alfabesiyle okumaya alışmaktan Müslüman yazısı, Kur'an-ı Kerim nasıl okunur fark edemez oluyoruz. Soldan başlamaktan sağdan başlamak nasıl olur kavrayamaz oluyoruz. Bu tuzağa düşmeyelim. Şunu bilelim, şeriat İslam'ın kendisidir. Allah'ın razı olduğudur, emrettiğidir, yasakladığıdır veya istediğidir. Şeriatı uygulamak bu demektir. Özünde bu demektir. Ha uygulayıcının yanlışları varsa da onlara tek tek zaten bizim ulemamız bakarlar. Doğruyu yanlışı da izah ederler. Bu konularda rahat olalım. Şeriat kelimesine de güvenelim arkadaşlar. Şeriat bizim kelimemiz. Frengi kelimesi değil. İslam kelimesi. Pekala. Bu küçük dipnotun ardından 8. hakikate gelelim. 8. hakikat kısa olduğu için arkadaşlar bir kere baştan sona okuyacağım. Vaktimiz de var. Ondan sonra inşallah tefekkür edeceğiz. Belki de Allahu alem inşallah 8. hakikati bir derste bitirebileceğiz. Çünkü kısa bir metin. 1, 2, 3 paragraf kadar bir şey yani. 8. hakikat. Bab-ı vaat ve vaittir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki Alim-i Mutlak ve Kadir-i Mutlak olan şu masnuatın saniyi, bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkın ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaid-i ilahisini yerine getirmeyip, haşa, acz ve cehlini göstersin. Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay ve geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen, buraya bir haşiye konmuş okumak lazım, aynen ne demek? Ağaç ve otların kökleri gibi, örneği oymuş bunu konuşacağız. Kısmen aynen kısmen mislen. Buraya da bir haşiye koymuş. Mislenden ne kastediliyor bakalım. Yapraklar ve meyveler gibi. Bunu da konuşacağız. İadesi kadar kolaydır. İfa-i vaad ise hem bize, hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lazımdır. Hulful vaad ise hem izzeti iktidarına zıttır, hem ihatayı ilmiyesine münafidir. Zira hulful vaat ya cehilden ya acizden gelir. Kilit bir cümle. Zira hulful vaat yani vaadinin hilafına davranmak, sözünü yerine getirmemek yani, kavlinden caymak ya cehilden gelir, cahillikten, bilgisizlikten gelir ya da acizden gelir. Gücün yetmedi yani yapmaya. Kudret bulamadın, imkan bulamadın. Ya ondan ya ondan yapamazsın, sözünü tutamazsın. Ey münkir, bilir misin ki küfür ve inkarınla ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir veç ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir veçh ile hilaf onun izzetine ve haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Elbette ebedi büyük cezaya müstahak olursun. Bazı ehli cehennemin bir dişi, yani bir dişi dağ kadar olması, cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Bu bir hadis-i şerifmiş arkadaşlar. Söz basım Allah razı olsun. Bu hadisin kaynağını da nakletmiş. Aşağıda vereyim hemen. Müslim'in cennet bahsinde geçiyormuş. Tirmizi'nin cehennem bahsinde geçiyormuş. Babında diyelim ya da. İbn-i Bacı'da Zühd babında. Müsned'de de geçiyormuş. Üç yerde. Yani İmam Ahmed'in Müsned'inde. Üç yerde geçiyormuş. Allah hepsinden razı olsun imamlarımızdan. Cümlesinin şefaatine bizleri nail eylesin. Cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar olması. Misalin şu yolcuya benzer ki
güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat doğru söyleyen natık ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiş, elbette yapacaktır, bir mahkeme-i kübra açacaktır, bir saadet-i uzma verecektir, diyor 8. hakikat bize. Evet, burada bitiyor 8. hakikat. Tekrar başa dönersek, şöyle özetle burada ne konuşuldu bir bakarsak ona, bismillah. Diyebiliriz ki burada ilk konuşulan şey şu: madem Cenab-ı Hak Kelamullah'ında peygamberlerinin aleyhisselam sözleriyle, onlarla getirdiği şeriatla bize böyle bir şeyi yaratacağım, yapacağım, eyleyeceğim diye vaat ediyor, ya niye yapmasın bunu? Şimdi makul bir şekilde yüzleşelim bununla. Bu kainatı yaratan Allah, bu sonsuz sayıda yıldızı, galaksisi, ne bileyim bilmediğimiz kara deliklerdir, bilmem ne nebula bulutlarıdır, şudur budur, bir sürü şey var orada uzayda, bizim bildiğimiz, bilmediğimiz, daha belki keşfedemediğimiz de şeyler var. Şimdi bu kadar şeyi tesbih tanesi gibi uzayda, semada çeviren Allah, onun içinde canlılık diye bir şeyi dünyada var eden, karbon bazlı bizim hayatımızı, toprak bazlı diyelim daha doğrusu Kur'an'ı ifadeyle, toprak bazlı bizim hayatımızı yaratan, onun dışında bizim görmediğimiz, bilmediğimiz, sezemediğimiz, bizim görüş, duyuş, algı seviyemizin üstünde olan birçok daha canlıyı, mesela melekleri, mesela cinleri, belki bilmediğimiz başka türleri de yaratan Allah, ya ona niye böyle bir aciz gelsin, cehil gelsin, haşa sümme haşa da ahireti söz verdi halde yapamıyor olsun. Yani bunu insan böyle mantıkla düşündüğünde bundan biraz çekinmez mi ya? Yani bunu vaat eden Allah yahu. Allah Allah, her şeye gücü yeten Allah. Yani dağlar yaratmış, denizler yaratmış, orada kum gibi canlılık yaratmış, her baharda yeniden bir tabiri caizse haşir yaratıyor. Kudretini böyle gösteriyor. Ya böyle bir Allah'ın, işte başta konuştuk ayet-i kerimenin ikinci veçhi, ve hevâlâ küllü şeyin kader ifadesindeki o şey. Yani imkanı var, niye vaadini tutmasın yani? Neden eylemesin? Bunu bir de şuraya taşıyalım. Yani tamam, dinde, kelamullah'ta, hadis-i şeriflerde bu bize söylenmiş. Haşir diye bir şey var. Sadece bizim peygamberimiz değil, bütün peygamberler aleyhisselam kendi dinlerinde haşirden haber vermişler. Bütün dinler zaten İslam'dır arkadaşlar. İslam'dır ama teferruatta belki. Mesela ibadetlerde, haramlarda, helallerde farklılıklar olabilir. O zamanın ne diyelim ümmetlerine göre peygamberlerin şeriatlarında farklılıklar ola gelmiş. Ama esasatta, yani akaidde, itikatta fark yok. Hepsi İslam yani bütün dinler. Peygamber Efendimiz'e de o din kemal şekilde vaz edilmiş olmuş. İnsanlığın da seviyesi aynı dine ittiba edecek noktaya gelmiş yani. Böylece tek bir din, bütün dünya ondan sorumlu, bütün insanlık ondan sorumlu, hatta cinler de ondan sorumlu hale gelmişler. Ondan evvel mesela aynı dönemde gelen farklı peygamberler var. İbrahim Aleyhisselam'la Lut Aleyhisselam aynı dönemde, hatırlarsınız Kur'an'da da bahsi geçiyor. İbrahim Aleyhisselam'a geliyor melekler önce. Lut Aleyhisselam'ın kavmine azap edecek, onlara işte felaketlerini getiren melekler önce İbrahim Aleyhisselam'a uğruyor. Hatta onlara bir buzağı kesip ikram ediyor, pişirip. Melekler el uzatmıyor tabii, onların rızkı öyle değil. O zaman şüpheleniyor İbrahim Aleyhisselam. Diyorlar ki yani korkma, biz meleğiz, işte şu şu vazifeyle geldik diye. İbrahim Aleyhisselam da diyor ki ama orada Lut ve ailesi de var. Meleklere diyorlar ki yani salih müminler kurtulacak, merak etme. Ama onları azap etmeye geldik falan diye. Kur'an'da da bahsi geçen bir şeydir. Yani bir zamanda birçok peygamber olabiliyor. Musa Aleyhisselam'la Harun Aleyhisselam kardeşler ama ikisi de peygamberler. Musa Aleyhisselam'ın kayınpederi kimdi? Medyen'in peygamberi olan
Şuayb Aleyhisselam, yanlış hatırlamıyorsam. Hani görüyorsunuz aynı dönemde birçok peygamber var. Bugün nasıl bir dönemde birçok İslam alimi, tasavvuf büyüğü, evliya var. Onun gibi de o dönemde de birçok peygamber var. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da peygamber tekleniyor, birleniyor ve ondan sonra artık peygamber yok. O Hatemül Enbiya, Enbiya'nın mührü yani. Onunla kapanıyor o defter. Bundan sonra alimler peygamberlerin varisleridir sırrıyla. Alimler artık o şeriata, o emaneti doğru taşımaya sorumlu oluyorlar, görevli oluyorlar, emanetçi oluyorlar. Evet, yani bütün dinlerde bu söylenmiş ya, niye bu Cenab-ı Hak haşa sümme haşa bu vaadinden dönsün? Yani bu ifade onu söylüyor bize en başta. Bab-ı vaat ve vaittir. Vaat kapısıdır, söz kapısıdır. Onun üzerinden bir bakıştır. Sözü veren üzerinden bir bakıştır. İşte vaat, vaid, işte gene oradaki isim, sıfat, fiil, kanun şeyi var burada da. Vaat, fiilin kendisi, vaid, söz verme hakikati. Yani onu daha geniş anlatıyor. Buraya bakalım, burada nasıl verilmiş? Vaid, Allah'ın azap ve cezayla korkutması demekmiş. Vaat da Allah'ın mükafat için söz vermesi diye verilmiş söz basımında. Biz biraz daha şöyle anladık. Yani vaadı isme ve fiile, vaidi kanuniyete ve sıfatiyete yakın anladık. Yani Cenab-ı Hak söz veren bir Allah, vaatte bulunan bir Allah. Böyle bir Allah'ımız var ve kainatta da bunun hakikati var. Kainat sözlerin tutulduğu bir hakikat, kainat. Nasıl? Su sana diyor ki ben 100 dereceye gelirsem kaynarım. Nerede yalancı çıkarıyor bunu? Sözü veren su mu? Değil. Cenab-ı Hakk'ın şeriatı kevniyesi öyle yani. Öyle yasalara bağlamış. Dolayısıyla diyebiliriz ki arkadaşlar, kainattaki o kanunlar, bilimin deştiği, çıkardığı, tespit edebildiği kadarıyla, fizik, kimya, biyoloji, bütün alanlar içine koyun. Sosyal bilimlerde de bazı kanunlar var mesela. Onları da katın içine. Diyebilirsiniz ki, yani mesela sosyal bilimlerde ne var? Bir devlet kemale erdiğinde inkıraza başlar. Hani böyle eski metinlerde de geçer. Zirvesini bulan devlet artık orada sonra çökmeye başlar. Hiçbir devlet baki değildir. Osmanlı'da mesela işte zirvesini Yavuz'da, Kanuni'de bulmuş. Ondan sonra gücünden kaybetmeye başlamış. İnsanlar gibi devletlerin de ömrü var. İnsani olan her şeyin, hatta varlığa dair her şeyin bir ömrü var. Bu da bir yasa mesela. Bu yasalar bize diyorlar ki, bu yasaları koyan Allah, tıpkı Kelamullah'ında ifade buyurduğu, şeriat-ı ilahiyesinde ifade buyurduğu, peygamberler aleyhisselam üzerinden bize aktardığı şekilde, orada da çünkü aynı fonksiyonu ifade ediyor, vaatlerini tutan Allah. Cenab-ı Hak vaat etmiş, havaya attığınız her şeyi yere çekerim. Vaat etmiş, yasası bu. Ve hakikaten havaya attığımız her şeyi yere çekiyor. Cenab-ı Hak vaat etmiş, demiş ki bütün gezegenler, şunlar bunlar birbirlerini çekerler, birbirlerine bir cazibeyle tutunurlar. Ben böyle bir kudret var ettim. Ve bu kudretin gereğini olarak da vaat ediyorum ki hepsi böyle olacaklar. Bak, kainattaki hiçbir cisim Cenab-ı Hakk'ı yalancı çıkaramıyor. Hepsi o cazibeyle çekilmekteler, hareket etmekteler, sürüklenmekteler, tutunmaktalar vesaire. Daha bunun gibi siz aklınıza bütün yasaları getirin ve görün ki aslında yasa bir vaidin vaadini tutması. Tekrar tekrar vaadini tutması. Su ne zamandır 100 derecede kaynıyor? İşte elbette basınç farkları değiştirebiliyor ama o bile bir yasaya bağlı mesela. Basınç farkına göre suyun kaynama sıcaklığını da tespit edebiliyorsunuz. Dünyada su var olabildiğinden beri böyle bir yasa var. Cenab-ı Hak demek ki dünya var olalı beri o sözünü tutuyor demektir. Tekrar tekrar tutuyor demektir. Yer çekimi kanunu, kütle çekim kanunu, başka başka kanunlar, ışık kanunu, şu kanunu, bu kanunu, cart kanunu, curt kanunu. Ya bunların hepsi, bilimin isim taktığı her şey aslında Cenab-ı Hakk'ın vaadini tutması. Yoksa yani hani hep örnek veriyoruz. Bir anayasa kitapçığı
Adaleti anayasa kitapçığı mı sağlıyor? Yani kitap böyle koysak, insanların kavga ettiği bir yere kitabı koysak, insanlar birden kavgayı bırakıp adil olmaya mı başlıyorlar? Öyle bir şey yok. Yasanın bir gücü yok. Yasanın gücü, onun uygulayıcısının gücü aslında. Yani polisi var, askeri var, mahkemesi var, cezaevi var veya işte para cezası var, şusu var, busu var. Onun korkusuyla o yasalar uygulanıyor. O korkular olmasa, o muktedir olmasa arkasında yasanın o kağıt olarak, kanunun kendisi olarak bir gücü yok ki. Yer çekimi kanunu, tamam sen yazdın, tespit ettin, kağıda not aldın. Bu neyle peki engelliyor, yapıyor, bilmem şöyle diyor, böyle diyor. Fail lazım, o yasayı bir uygulayan lazım, o kanunun bir kanun koyucusu lazım. Zaten kanun koyucunun kudretidir ki kanunun kudreti olur. Kanun koyucunun bir kudreti olmadıktan sonra kanunun kudreti olmaz ki. Adam meczup, bir zaman bizim orada da vardı öyle birisi, meydanda vaatlerde bulunuyor seçim zamanı. Onu da böyle gırgırına aday göstermişler. Adam meydanda vaatte bulunuyor, kendince hükümler söylüyor. Yani aşağıda millet gülüyor hani şimdi, akıllara zarar şeyler söylüyor. Televizyonu yasaklayacağım diyor. İşte belli bir saatten sonra elektrikleri diyor açtırtmayacağım, bilmem ne falan filan. Şimdi alttan halk alkışlıyor, gülüyor. Tekrar yani gerçekten yapacağına inandıklarından mı? Hayır, yani yapamayacağını bildiklerinden, muktedir olmadığını biliyorlar. Böylece onun lafzen söyledikleri eğlenceye dönüşüyor. Çünkü kanun olamaz. Ama oraya çıkıp söyleyen, mesela atıyorum sağlam bir lider olsa, böyle yapacağım, böyle yapacağım diye kudretli dediğini yapan bir adam olsa uykularınız kaçar. Mesela bir mafya babası, bir işte seri katil, öyle dedik dediğini yapan bir manyak olsa, dese ki size seni bulduğum yerde öldüreceğim, karşıma çıktığın yerde seni bıçaklayacağım, seni mutlaka avlayacağım falan dese, lan dersiniz nereye kaçsam saklansam, nereye gitsem, bu adama izimi kaybettirsem, gözükmesem, yanıma silah mı alsam falan filan, endişelenirsiniz. Çünkü vaadini tutma ihtimali var. Ama küçük bir çocuk söylese, ben sana gösteririm işte yarın sokakta bilmem şöyle, ya dersin git. Git benden bulma dersin mesela. Hani mevzunun özü bu arkadaşlar. Vaidin gücü vaadi güçlü hale getirir. Ve vaat zaten vaidi olmadıktan sonra, faili olmadıktan sonra, sözünü yerine getiren, yaratan bir Allah olmadıktan sonra hükümsüzdür. Bu sebeple biz tutulan vaatlerden Allah'ın gücüne varabiliriz. Allah'ın sadıkul vaad oluşuna varabiliriz. Hem cemil, buradan o isimlere de gidelim, hem cemil hem celil oluşuna gidebiliriz buradan. Çünkü celalde de sözünü tutuyor, cemalde de sözünü tutuyor. Güzel bir şey yapacaksa da, vaat etmişse, şöyle yapacağım, böyle edeceğim diye, onda da sözünü tutuyor. Ceza vereceğim demişse, onda da sözünü tutuyor. Dünyevi anlamda da yine bu ikisini biz görüyoruz. Patlatacağım mı diyor, işte şunun kanunu var, ateşle barutu yan yana getirirsen patlatırım ben onu diyor mesela. Kanun. Patlatır mı? Cenab-ı Hak patlatıyor işte. Ummadığın bir güç çıkıyor oradan, bir enerji çıkıyor oradan. Veya işte uranyum atomlarını, ben diyor bunları ışımaya tabi tutarım, nükleer patlama yaptırırım bunlara diyor. Şu 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 şartlarda yaparsan, vaat ediyorum diyor, eğer bunu karıştırırsan yaparım. Bakıyorsun hakikaten şu kadarcık maddeden, işte en yakında Hiroşima'da, Nagasaki'de olanların yıl dönümüydü. Kaç yüz bin insan öldü orada atom bombalarından, ki şimdi yapılanların onlardan da öte olduğunu söylüyorlar. Yani şimdiki bombalar onlardan çok çok tesirli. Onlar oyuncak kalır şimdiki bombaların yanında. Öyle Cenab-ı Hak bak, vaat ettiği zaman yapıyor. O enerjiyi çıkarırım diyor oradan. Böyle bir kanun yarattım ben. Bul, kullan. Eğer diyor kanunuma uyarsan, ben diyor o demir metal kütleleri, bilmem kaç ton uçakları gökte uçururum diyor. Uyuyorsun, hakikaten uçuruyor onu. Cenab-ı Hak böyle bir vaid. Hem celil hem cemil. Yani celaliyet, celalini de biz, cemiliyetini de bu vaatlerini tutmasından anlıyoruz zaten. İşin özü de o. Biz Cenab-ı Hakk'ın güzel olduğunu nereden biliyoruz? Ona dair vaatlerini tutmasından. Celal sahibi olduğunu nereden biliyoruz? Ona dair vaatlerini tutmasından. Demek
demek ki vaatlerini tutmak faili de tarif ediyor arkadaşlar. Vaat sahibini, vaidini de tarif ediyor, haber veriyor. Vaadinde vaadinden dönmemek. Zaten müminin vasıflarından birisi de vaadinden dönmemek. Münafığın şeylerinden birisi de, alametlerinden birisi de söz verdiği zaman sözünde durmamak. O münafıklık alameti söz verdiğinde sözünde durmamak. Verdiği sözü tutmak ise emniyet, yani elinden, dilinden emin olunmak ise müminin vasıflarından, Müslümanın vasıflarından. Demek ki Cenab-ı Hak bundan müminde görmekte de hoşlanıyor. Evet, ilk cümleden böyle bir girdik. Şimdi oradaki irtibatları gördük bir nebze. Bab-ı vaat ve vaittir. İsmi Cemil ve Celil'in cilvesidir. Ne demektir? Birazcık kapısını açmış olduk. Devam edelim. Hiç mümkün müdür ki alim-i mutlak? Ne demek alim-i mutlak? Sonsuz ilim sahibi. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen. Onun ilminin dışında hiçbir şey olmayan. Gibi gibi. Daha çoğaltabileceğiniz o mutlakiyet, sonsuzluk, kuşatıcılık manasını ilimle birleştireceğiniz bir mana dünyası. Alim, el-alim Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi ki her şeyi bilen demek. Alim-i mutlak da sonsuz bir şekilde, sınırsız bir şekilde, kesin bir şekilde her şeyi bilen Allah demek. Hiç mümkün müdür ki alim-i mutlak ve kadir-i mutlak? Aynı bağlamı kudrete taşıyayım bu sefer. Kadir-i mutlak da o demek. Her şeye gücü yeten. Kadir-i mutlak olan şu masnuatın sani, sanatlı yaratıkları yaratan, sanatla yaratan Allah, sani o demek. Masnuat da sanatla yaratılanlar demek, sanat eseri olanlar demek. Şu masnuatın sani, bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri ve bütün sıddıkın ve evliyanın icma ile şehadet ettikleri mükerrer vaat ve vaad-i ilahisini yerine getirmeyip, haşa, aciz ve cehlini göstersin. Hiç mümkün müdür ki diyor böyle bir şey ya? Allah hem alim-i mutlak, her şeyi biliyor. Yani söz nasıl tutulur? O sözü tutmak için ne gibi bilgiler gerekir, ilimler gerekir, ne nasıl yapılacak hepsini biliyor. Kadir-i mutlak aynı zamanda gücü de yetiyor. Böyle bir Allah. Ve zaten gözümüzün önündeki şu kadar masnuatın da sani o. Yani onları da o yaratmış. Gözümüzün önündeki varlık da bunun şahidi. Alim mutlak ve kadir-i mutlak olduğuna biz gaybi bir şey olarak iman etmiyoruz. Sahada görüyoruz. Sahada gösteriyor bize neler yapabildiğini Allah'ın. Bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri. Tevatür bizde söylenti manasında kullanılıyor Türkçe'de. Mesela bir şey diyorsun, tevatür diyor mesela. Söylenti gibi. Ama aslında tevatür kelimesi hadis ilminde yalanda ittifakı muhal olan bir topluluğun, kesretli bir topluluğun aynı şeyi haber vermesi. Yani doğruluğu kesin bir haber. O kadar doğru sözlü insanlar var. Bunlar işte atıyorum 100 kişiler. Hepsi diyorlar ki şöyle bir şey oldu. Şimdi artık o olaydan şüphe edilir mi? Edilmez. Hani bir kişi size dese mesela, normal bugünkü toplumda bile, ya atıyorum işte Avcılar'da yangın çıkmış. Evet dersin. İkinci bir kişi daha gelip, ya duydum Avcılar'da yangın çıkmış. Aa, dersin falan. 3, 4, 5, 10, 20, 30 dersin ki tamam, hani Avcılar'da kesin yangın çıkmış. Bu kadar insan yalanda birleşmez ki. Bugünkü toplumda bile sahabe bundan 100 misli, 1000 misli, 1 milyon misli adamlar zaten doğrudan başka bir şey konuşmuyor. Doğru hassasiyeti, doğru hastalığı, elhamdülillah ne güzel hastalık. Böyle bir şey var onlarda. Yani sözüm doğru olsun. Dilime yalan konmasın. Böyle bir hassasiyet var onlarda ve bunlar tevatür şeklinde aynı şeyi haber vermişler. Önce enbiyalar, pardon sahabeye gittik biz, enbiyalar var bir de peygamberler. Cenab-ı Hakk'ın günahtan, yalandan, kusurdan koruduğu insanlar, peygamberler yani. Bütün enbiyanın tevatürle haber verdikleri, hep beraber evet böyle bir şey var dedikleri ve bütün sıddıkın, yani onların dostları ve evliyanın, Allah dostlarının icma ile, bu icma da şey demek, yani cem olmak, aynı haber üzerinde birleşmek, aynı şeyi doğru bulmak. Altta nasıl tanımı verilmiş? Ona da bakalım. İcma fikir birliği diye verilmiş. Evet, az çok aynı mana yani. Bir şeyde ittifak etmek, evet bu doğrudur demek. İle şehadet ettikleri mükerrer vaat, tekrar tekrar vaat ve vaid-i ilahisini yerine getirmeyip haşa aciz ve cehlini göstersin. Cenab-ı Hak diyor böyle bir şey yapar mı ya?
hem öyle bir Allah, hem böyle tekrar tekrar söylemiş, hem onun sevdikleri de, dostları da, elçileri de aynı şekilde evet böyle olacak demiş. O da tekrar tekrar dedi ki aynı şeyi söylemiş, yani böyle yapacağım demiş. Ya niye sözünde yalancı çıksın? Niye dediğini yapmasın? Niye kendini acize, cehle düşürsün, öyleymiş gibi göstersin, öyle olmadığı halde? Biz eserlerinden görüyoruz ki öyle değil. Neyi dilerse yaratıyor. Halbuki vaat ve vaidinde bulunduğu emirler kudretine hiç ağır gelmez. Pek hafif ve pek kolay. Geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen ağaçların kökleri gibi demişti burada. Kısmen mislen meyve ve dallar gibi iadesi kadar kolaydır. Cenab-ı Hak baharda ne yapıyor? Bak gene geldi baharın deliliyeti, işte baştaki ayet. Dönüp dönüp ona varıyoruz. Kökler kış boyunca dinleniyorlar. Kış bittiği anda o ölü sandığın kökler tekrar canlanıyor. Aynen. Bak, gitmişlerdi, geri canlılığa döndüler. E bakıyorsun dallarına, meyvelerine, yapraklarına, o da mislen. Yani tam geçen senekinin aynısı olmuyor ama ve baktığın zaman evet diyorsun bu ağaç gene yeşerdi. Yekünde birbirine çok benziyor. Ama ince detayına girsen belki bir yaprak böyle çıkıyordu. Yok bu sefer o yaprak böyle çıktı. Biri küçük oldu, biri daha büyük oldu falan. Yani ufak farklar olabilir ama genel anlamda misliyet bazında o onun misli, benzeri olabiliyor. Köklerde ise aynen iade ediyor. Kök olduğu gibi tekrar canlanıyor. Pek hafif ve pek kolay geçmiş baharın hesapsız mevcudatını gelecek baharda kısmen aynen, kısmen mislen iadesi kadar kolaydır. Allah'a zor değildir bu iş. İfa-i vaad ise hem bize hem her şeye hem kendisine hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lazımdır. Yani vaadini tutmak, yerine getirmek bize lazımmış. Çünkü bizim ihtiyacımız var. İşte o baharda Cenab-ı Hak her sene baharda ağaçların köklerini ve meyvelerini, dallarını tekrar varlığa döndürmese biz nasıl hayatı tutunuruz? İnsanların canlılığı, hayvanların canlılığı bitkilere bakıyor çünkü. Bizim ihtiyacımız var bu anlamda, hem bu dünyada hem de ahiret bazında, ahirette de ihtiyacımız var. Hem her şeye, hem kendisine, hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lazımdır. Yani Cenab-ı Hakk'ın da lazımı diyor. Bunu şu manada düşünmeyin arkadaşlar. Cenab-ı Hak bahar olmazsa sanki bir şey eksiliyor Cenab-ı Hak'tan. Haşa, böyle bir lazımlık değil. Onun şanını ifade etmesi için, kemalini ifade etmesi için bu dediğini yapması gerekiyor. Çünkü vaat etmiş. Eksilmesinden değil de şanı, rububiyeti öyle gerektirdiği için, onun yüceliği onu iktiza ettiği için bunu yapıyor. Hani en başta söyledik, varlık Cenab-ı Hakk'ı mecbur mu ediyor tekrar dirilmeye baharda? Hayır. Onun rahmeti, keremi öyle iktiza ettiği için, yüceliğinden onu yapıyor. Tıpkı onun gibi de bunu da öyle anlayalım. İfa-i vaad ise hem bize hem her şeye hem kendisine hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lazımdır. Rububiyetinin saltanatı, terbiye ediciliği, amacına ulaştırıcılığı, bu neyle oluyor? İşte dedik ya, kainat hep aslında vaidin vaadini tutmasından ibaret. Yani her kanun, her yaratılış vaat ediyor, yapıyor Cenab-ı Hak. Vaat ediyor, yapıyor Cenab-ı Hak. Suyu kaynatırsan, yüze kadar çıkarırsan kaynatırım diyor, buharlaştırırım. Yapıyor Cenab-ı Hak. Şu şartlar olursa yağmur yağdırırım diyor, yağdırıyor Cenab-ı Hak. İşte toprağı şöyle şöyle yaparsan, ekersen, şöyle şöyle şu kanuna riayet edersen, oradan ekinleri bitiririm diyor. Yapıyorsun, bitiriyor Cenab-ı Hak. Bunlar hep rububiyetiyle ilgili değil mi? İnsana da diyor ki şöyle şöyle kulluk edersen seni cennete koyarım. Aynı sürecin parçasıyız biz. Aynı süreç. Bu sürecin lazımı ne? Vaidin, vaat verenin, sadıkul vaad olan Allah'ın sözünü tutması. Bütün süreç ona bağlı. Cenab-ı Hak kainatı bunun üzerine yaratsın da insan ayrı bir yere koysun, ona verdiği sözleri tutmasın. Böyle bir şey olabilir mi? Cenab-ı Hak kendisiyle çelişir mi? Haşa. İfa-i vaad ise hem bize hem her şeye hem kendisine hem saltanat-ı rububiyetine pek çok lazımdır. Hulful vaad ise yani vaadinin hilafına davranmak, sözünün tersini yapmak ise hem izzet iktidarına zıttır. Yani muktedir bir adam sözünü tutmazsa onun şerefi yaralanır. Adamda bile böyle, Allah'ta hayli hayli yani.
Cenab-ı Hakk'ın izzetine nakise gelir eğer sözünü tutmasa. O yüzden mutlaka sözünü tutacaktır. Hem izzet iktidarına zıttır, hem ihatayı ilmiyesine münafidir. Yani işte dedik ya, sözünü tutmamak neyden oluyordu? Şimdi cümle geldi. Zira hulful vaat ya cehilden ya aziden gelir. Yani ya sözünü tutacak ama nasıl tutacağını bilmiyor. Yani nasıl yapacağını bilmiyor. Ben mesela sınırlı, kusurlu bir insan olarak birisine desem ki ya arkadaş sen benim şu işimi gör, ben de sana bir uçak yapacağım, binip uçacaksın. Şimdi ben artistlik yapmış olurum. Neden? Uçak yapmasını bilmiyorum. Ve bu cehlimden dolayı o sözümde yalancı çıkacağım. İyi de Cenab-ı Hak kendi sözünde cehle düşmez ki, çünkü onun bilmediği hiçbir şey yok. Bir, iki, ya da acizden gelir diyor. Yani kudreti yetmez. Yine ben atıyorum uçak yapmasını biliyorum ama o yapacak malzemeyi alacak param yoktu veya gücüm yetmedi. O aletleri taşıyacak, yapacak, hasta oldum. Fiziksel olarak gücüm yetmedi. O uçağı yapamadım. Uçak şeyi biraz değişik oldu ama aklınızda kalır bir örnek. Şimdi bunu ben ya gücüm yetmediğinden ya bilgim yetmediğinden yapamamış oldum. Gücüm var ama bilgim yok. Şimdi Allah için ikisi de muhal. Onun kudreti her şeye yetiyor. İlmi de her şeyi kuşatıyor. Niye tutmasın kardeşim? Şimdi tutmadığı zaman da ne olur? Hulful vaat hem izzeti iktidarına zıttır, hem ihata ilmiyesine münafidir. Yani ilmi kuşatıyor, her şeyi biliyor ama yapmıyor. Yapmıyorsa şey diyebilirsin herhalde, ya bilmiyor nasıl yapacağını falan. Hani böyle bir ima oluşuyor. Haşa sümme haşa. Ya cenneti cehennemi vaat etti ama bakalım ki yapmasını biliyor mu? Haşa sümme haşa. Böyle kafirlerin ağzına bir argüman verilmiş olur Allah'a karşı. Cenab-ı Hak böyle bir şeye müsaade eder mi nihayet ilmine, kudretine rağmen? Buradan diyor şeye çıkın. Yani haşrin mutlaka olması gerektiğine çıkın. Bu dünyada bütün sözlerini tutan Allah, yalancı çıkarılamayan Allah, neden ahiret hususunda yalancı çıkmayı kabul etsin? Haşa sümme haşa. Ey münkir, bilir misin ki küfür ve inkarınla ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki kendi yalancı vehmini, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir veç ile hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir veç ile hilaf onun izzetine ve haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Kafirin yaptığı bu. Burada dedi ya, bilir misin ki küfür ve inkarınla, münkir dedi, ey münkir, bilir misin küfür ve inkarınla, yani küfür demek aslında kelime manası örtmek demek. İslam terminolojisinde ne anlamda kullanılıyor? Hakikati örten için kullanılıyor. İman konusunda başlayarak diğer hususlarda hakikati örten kafir oluyor. Allah mı yarattı bu kainatı, kendi kendine mi oldu? Kendi kendine oldu diyen neyi örtmüş oluyor? Allah'ın yarattığını örtmüş oluyor. Çünkü o varlık zaten beni Allah yarattı diyor harikalığıyla. Bak, örtmüş oldu. Hem kendi kafasında bir örtmüş oldu, yani kaçtı. Ya bu işi kurcalamayalım şimdi, Allah falan çıkarmayın başımıza işler falan, örttü. Lazım gelen mesai, dikkati, ciddiyeti vermedi. Bir, iki, bir de varlığın üzerine örttü, başkalarının da görmesine engel oldu. Değil mi? Bir kafir davasını yaydığı zaman başkalarının da hakikati görmesine engel oluyor. Ve bu ne oluyor? Örtmek oluyor. Yani kafir kelimesinin karşılık olarak bu inkarcılığa ne kadar uyduğunu buradan görüyoruz. Küfür ve inkarınla işte örtmek ve o örtüyü yaymak daha fazla. Ne kadar ahmakça bir cinayet işliyorsun ki kendi yalancı vehmini, vehim ne demek? Olmayan bir şeyi varsayabilmemizi sağlayan yetenek diyelim. Mesela diyoruz ki diyelim ki 100 bin liram var. Ne yaparsın bu parayı? Var mı? Yok. Vehmettin. Diyelim ki 4 katlı evim var. Ne yaparsın o evi? Vehmettin. Bu vehim ne işe yarıyor? İnsanın hayal kurmasını sağlıyor mesela. Hayal ediyorsun ya, uçan bir araba olabilir mi ya falan. Vehmettin. Yok ama var mı gibi düşündün. Onun o zaman neyine çalışıyorsun? Ya yapılabilir mi böyle bir şey falan. Planını yapıyorsun. İşte tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, idrak, o zihindeki meratip var. Lemaat'te geçer Bediüzzaman Hazretleri anlatıyor.
Yani bu seviyelerden geçerek bir şey hakikate dönüşüyor, itikada dönüşüyor. Bugünkü teknoloji icatların çoğu da öyle oluşmuş. Adam, ya hiç kablosuz telefon olabilir mi ya? Falan bak. Yok ama var gibi düşünüyor önce. Olsa nasıl olur? Ha şöyle olur. Bakıyorsun ki yapmış. Yetenek bu yüzden verilmiş, bunun için verilmiş. Yani bu vehim sayesinde hakikate ulaşmamız lazım ama biz ne yapıyoruz? Yalancı vehmini, hezeyancı aklını, hezeyan saçmalamak demek yanlış bilmiyorsam. Evet, hezeyancı aklını, aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir veç ile hulf ve hilafe mecburiyeti olmayan ve hiçbir veç ile hilaf onun izzetine ve haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Bak, vehim yalancı olmayan bir şeyi var sandırıyor önce. Akılın bazısı hezeyancı. Kafirin aklı hezeyancı. Çünkü en büyük hakikati ıskalıyor, ondan sonra gerisi saçmalık. Hani bunu söylerken şunu demek istemiyoruz ya, adam teknolojiyi bulmuş, şunu yapmış, bunu yapmış. Tamam da onun ötesi, varlığın hakikatine dair bilgisi saçmalık. Diyor ki mesela her şey tesadüfen oluştu. Bu bir saçmalık. Çünkü kendisi pratikte tesadüfen bir şeyin kemale doğru gitmediğini görüyor. Evine alsın yumurtayı, alsın unu, alsın vanilyayı, bak malzemeyi de hazır getirsin. Şekeri alsın, hepsini mutfakta tezgahın üstüne koysun. 100 gün orada bıraksın, 100 gün sonra gelsin baksın. Orada kek olur mu? Olmaz. Mantıken de biliyor böyle olmayacağını. Yani varlıkları bıraktığın zaman boşluğa tesadüfen kendiliğinden daha üst bir şeye dönüşmediklerini görüyor. Ama ne yapıyor? Ya öyle olduğunu farz edelim diyor ve o farzla dalaletini oluşturuyor. Halbuki biz biliyoruz ki bir anne, bir aşçı fail olmadan o eser kemale gitmez. O malzemeden bir şey yapılmaz. Nasıl bu kadar varlık, sanatlı varlık malzemesinden failsiz vücuda gelebilir? Bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Bunları hep bir hakikat olarak kendimize hatırlatıyoruz. Hem kendimize hem onlara. Aldatıcı nefis. Nefis niye aldatıyor? Nefis de kısa vadeli için uzun vadeliyi terk etmeye meyyal olduğundan aldatıyor. Nefse desen ki şimdi sana bir dilim pasta mı vereyim yoksa bir ay sonra tam bir pasta mı vereyim? Nefis diyor ki ya şimdi vereceksen bir dilimi ver. Nefis böyle. Nefis eksenli yaşayanlar da böyle. Cenab-ı Hak diyor ki bu dünyada zinaya girme, şirk koşma. Ben sana diyor cennette hurileri vereceğim diyor mesela söz gelimi. Adam diyor ki ya şimdi onlara o ne zaman diyor, ben diyor bu dünyada kalmalıyım hayatımdan. Ya diyor içki içme, ben sana cennet şerbetleri vereceğim diyor. Ya boş ver şimdi diyor, kim cennete o gidecek de bilmem şu da falan. Nefis böyle. Nefis niye yaratılmış? Nefis bu dünya hayatına tutunabilelim diye yaratılmış. Eğer nefsimiz olmasa biz yaşayamazdık. Yani bu dünyadaki varlığımızı nefis sağlıyor. Buradaki menfaatimizi nefis kolluyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin galiba mektubatında geçiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Diyor ki Allah diyor ruhu bedene nefisten aşık etmiştir. Yani ruh bedende niye duruyor? Nefis yaratıldığı için nefisle ruha tutunuyor. Ruhu bedenin isteklerini yerine getirmeye, onu hayatta tutmaya nefis ikna ediyor. Böyle bir araç. Ama amaç haline geldiği zaman da ruh değil de beden varlığı hayatı yönetmeye başlıyor. Sadece bu dünya için yaratılmışsın gibi hissediyorsun ve orada seni aldatıyor. Kısa vadeli lezzetlerle uzun vadeli lezzetlerden seni çeviriyor veya cezalardan seni döndürüyor. Onlar yokmuş gibi davrandırabiliyor. Aldatıcı nefsini tasdik edip hiçbir veç ile hiçbir yönden hulf ve hilafa mecburiyeti olmayan ve hiçbir veç ile hilaf onun izzetine ve haysiyetine yakışmayan ve bütün görünen şeyler ve işler sıdkına ve hakkaniyetine şehadet eden bir zatı tekzip ediyorsun. Ya ne yapıyorsun, farkında mısın ya? Hani her şey, kainattaki her şey, her nesne, her an, her detay diyor ki Allah vaadini yerine getiriyor. Öyle olacaksa öyle oluyor, böyle olacaksa böyle oluyor. Allah sözünden dönmüyor. Her an sana bunu söylüyor, her saniye, her detay. Ama sen bununla ikna olmuyorsun. Ya olmaz ya, öyle bir şey olmaz falan. Mantık mı bu? Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun.
Cismin küçük ama ima ettiğin şey çok tehlikeli. Cisimle ilgili değil bu. Bazen soru geliyor, diyorlar ki ya küçücük insan bu kadar da işte varlıktaki tuttuğu yer, yaptığı icraat, verebileceği zarar bu kadar küçük. Ya Allah niye bunları cehenneme atıyor? Bunlar ne yapabilir ki ya? Sonsuz cehennem bir de. Ya sonsuz cehenneme niye atıyor kardeşim? O kadar ne yaptım ben? Diyor bazıları. Bak ama ne ima ettin sen? Allah gibi sözünden hiç dönmeyen birisine yalan ima ettin. Veya işte başka isimlerinde, esmasında onu tekzip ettin. O ben Halık'ım diyor, sen diyorsun diyor, sen yaratmadın. Ben birim diyor, sen diyorsun ya ne biri, senden 1000 tane var diyorsun. Bu kadar yalanlama, bu kadar büyük imalar, bunların mesuliyeti yok mu? Üstelik sonsuz bir Allah'a karşı yaptın sen bu imayı. Sonsuz eserine karşı yaptın bu imayı. Sonsuz tuttuğu vade rağmen yaptın bu imayı. Şimdi bu kadar iftira, itham, ima sonsuza karşı olurken onun cezasının sonsuz olması adaletsiz olabilir mi? Bak tekrar altını çiziyorum bu cümlenin arkadaşlar, aklımızda kalsın. Bizim yaptığımız küfürle, inkarla, Cenab-ı Hak bizi öyle olmaktan korusun da insanoğlunun diyorum kafir kısmının, münafık kısmının, dalaletteki kısmının küfürüyle, inkarıyla yaptığı imalar, ithamlar, suçlamalar, iftiralar Cenab-ı Hakk'ın sonsuzluğuna bir, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz eserlerini yalanlayarak iki, yani sonsuz delilleri de inkar ediyorlar, sonsuz olan Allah'a karşı da inkarcılıkta bulunuyorlar. Şimdi iki sonsuzluğa karşı suç işledin, senin alacağın cezanın sonsuz olması mantıksız olabilir mi? Çünkü sonsuzluğa karşı işledin sen suçları. Senin verdiğin zarar kime karşı olursa cezan da o kadar büyük olur. Dostuna ihanet etsen onun cezası belki dostunun sana küsmesidir. Vatana ihanet etsen onun cezası idamdır. Bilmiyorum Türkiye'de idam kalmadı gerçi ama eskiden idamdı. Amerika'da hala var. Vatana ihanetin cezası idam. Ya ben ne yaptım ki, küçücük bir şey yani. Ben arkadaşıma da ihanet ediyorum bazen. Bu sefer de devleti ihanet ettim diyemiyorsun. İhanet ettiğin şeyin büyüklüğüne göre cezası değişebiliyor arkadaşlar. Dünyevi mantıkla da bunu anlıyoruz. Nihayetsiz küçüklük içinde nihayetsiz büyük cinayet işliyorsun. Bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. İşte o hadis-i şerif kaynaklarında söylemiştik. Müslim, Tirmizi, İbn-i Mace, Müsned gibi kaynaklarda geçiyor. Bizim kuvvetli hadis kaynaklarımızda geçen bu hadis onu ifade ediyor. Yani o kadar büyük haflar yiyorsun ki cehennem de sana yetmiyor. Cehennemde de senin cismin büyütülüyor. Daha çok azap çekmen için bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. Üstad başka bir yerde diyor ki yani ahir zamanda diyor öyle günahlar var ki onların cezası ancak böyle verilebiliyor. Mesela eskiden bir insan bir günah işlese o bir günah kalıyordu veya onu duyanlar kadar kalıyordu. Ama şimdi bir günah işliyorsun, onu kayıt altına aldırıyorsun, YouTube'da şurada burada yayınlatıyorsun. 1 milyon izlendi. Bak bir günah kaç oldu? 1 milyon oldu. Atıyorum mesela açık saçık bir klip çekmiş bir şarkıcı. Şimdi bir kişi görseydi onu bir günahtı. Yani bir kişi izleseydi, konserde yapsa mesela konserdeki izleyenler kadar günahtı. Yine günahtı ama izleyenler kadar. Onu bir de internete attı ne oldu? İzleyen kadar insanı günaha soktu. Vesile oldu yani günaha. Sebep olan yapan gibidir. Onlardan o da hisse aldı. Bak ne oldu? Ahir zamandaki bu teknoloji imkanları günahları da büyüttü. Çok büyük zararlar verebilir hale geldik. Eskiden bir silah vardı, bir ok vardı, bir kılıç vardı. Yapabildiğin sınırlıydı. Şimdi atom bombam var. Bir atıyorsun 100 bin kişi, 200 bin kişi aynı anda gidiyor. Devam eden yıllarda da yine o kadar insan ölebiliyor o radyasyon yayıldıkça. Sakat doğumları vesaire bak. Ne oldu? Ahir zaman insanının günah kapasitesi çok arttı. Bu anlamda da arttı. Ne kadar dalalet o kadar günah işleme kapasitesi. Sanki bir ilgisi varmış gibi. Sankisi fazla, ilgisi kesin var. Ve bu hadis hakikatini gösteriyor. Bazı ehli cehennemin bir dişi dağ kadar olması cinayetinin büyüklüğüne bir mikyas olarak haber verilmiş. O bombayı atan Hiroşima'ya, Nagasaki'ye, o adamın dişi cehennemde bir dağ kadar olsa şaşırır mıyız? Şaşırmayız çünkü emsali yok işlediği cinayetin. Yani öyle bir cinayeti kimse işlemedi şimdiye kadar.
Misalin şu yolcuya benzer ki, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içindeki hayaline bakar, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Bizim halimiz, daha doğrusu ehli dalaletin, ehli batılın hali diyelim, bizim de gaflette düştüğümüz bir durum bu, geçici olarak bile olsa. Güneşin ziyasından gözümüzü kapıyoruz, içimizdeki hayale bakıyoruz, sanrıya bakıyoruz, ya vehme bakıyoruz. Vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Yani Allah'ın kendisini bildirmek yolunda, bizi aydınlığa kavuşturmak yolunda, hidayete eriştirmek yolunda gönderdiği bütün delilleri, peygamberleri, vaadleri, şunları bunları siliyoruz. Kendi kafamızdan bir kurguyla hakikate ulaşabileceğimizi sanıyoruz. Bütün modern izimler budur aslında. Yani bütün o ideolojiler, feminizm, komünizm, sosyalizm, hümanizm, hedonizm, bunların hepsi aslında kafa feneriyle, o insanların, o hedonizm içindeki insanların kendi mantıkları, sanrılarıyla hakikate ulaştıklarını düşünmeleri, ateş böceğine güneş muamelesi yapmaları, güneşi inkar edip o ışıkçıkla yolunu bulabileceğini sanmaları diyor üstad. Böyle bir benzerlik kuruyor. Misalin şu yolcuya benzer ki, güneşin ziyasından gözünü kapar, kafası içinde hayaline bakar, vehmi bir yıldız böceği gibi kafa fenerinin ışığıyla dehşetli yolunu tenvir etmek istiyor. Aydınlatmaya çalışıyor o dehşetli yolu. Yani belki de şöyledir, böyledir, öyledir, şudur, budur falan diye kurtulmaya çalışıyor. Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat doğru söyleyen natık ayetleri, konuşan ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiş, elbette yapacaktır. Bir mahkeme-i kübra açacaktır, bir saadet-i uzma, bir büyük saadet, bir ebedi saadet verecektir. Bir daha okuyayım. Madem şu mevcudat hak söyleyen sadık kelimeleri, şu hadisat-ı kainat, kainatın olayları, yaratılışlar vesaire hepsi, doğru söyleyen natık konuşan ayetleri olan Cenab-ı Hak vaat etmiş, elbette yapacaktır, bir mahkeme-i kübra açacaktır, bir saadeti uzma verecektir. Elhamdülillah 8. hakikati bir derste kotarmış olduk, bitirmiş olduk. Süremizi de fazla aşmadık yani, 1-2 dakikacık açtık. Elhamdülillah. Evet arkadaşlar, özetle şunu söyleyebiliriz. Varlıkta gözüken kanunlar, aslında fiillerden alalım. Varlıkta tekrar tekrar gözüken fiiller, birisinin tekrar tekrar böyle yaptığını bize işaret ediyor, işaret ediyor. Bak diyor, yani birisi ısrarla böyle yapıyor. Oradan biz kanuna çıkıyoruz. Diyoruz ki böyle yapmak, bu Allah'ın bir kanunu. Kanun dediğimiz zaman o Allah'ın tabiri caizse verdiği söz, vaadi gibi oluyor. Allah bir kanuna bağlamışsa bir şeyi, bize bir söz vermiş gibi sanki. Böyle yaratacağım. Uyarsanız yaratırım. Ekerseniz tarlanızı ekim bitiririm, ama yine onun iradesine bağlı, ihtiyarına bağlı mesela. Eğer o kanuna uyduğumuz anlarda bile yanlışlarımız varsa o ekini bitirmeyebiliyor. Bir musibetle, bir şeyle mesela o ekin zarar görebiliyor. Bu kısmı da açık. Ama vaat var, vaid var. Yani bu tekrarlar, düzenler, intizamlar onu gösteriyor. İsmi Cemil ve Celil dedi ya, hem kainattaki ısrarlı güzellik, hem kainattaki ısrarlı haşmet, celal. Mükafatlar ve mücazatlar, ikisinin de sonuçları görünüyor çünkü kainatta. Hem işte uymadığın zaman zararını görüyorsun, uyduğun zaman mükafatını alıyorsun yasaların. İşte tarlanı ektiğin zaman ekinini alıyorsun alelekser, ekmediğin zaman ekin alamıyorsun alelekser. Bu şey gösteriyor ki Cenab-ı Hak mutlaka vaadini tutuyor. İsimlerinde ve sıfatlarında sebat var. Tecellilerinde sebat var. O halde böyle bir Allah, kainat dolusu kendisini böyle olduğunu ispat eden bir Allah, haşir konusunda kendisini yalancı çıkarmaz. Madem vaat etmiş kelamullahında, peygamberlerinde, şeriatlarında bu beyan hep bulunmuş, Allah dostları hep bunu tasdik etmiş, o halde böyle bir şey olacaktır diye insanda çaresiz, naçar, aklı yerindeyse, mantığı çalışıyorsa, herhangi bir yerinde bir eksiklik, bir zihin özrü yoksa bunu kabul etmesi iktiza ediyor. Cenab-ı Hak bizi o iman ile
yanına al gitmeye nasip eylesin. O iman ile öldürsün, o iman ile dirilsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmel hamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.